Selamünaleyküm dostlar, merhabalar. Herkese hayırlı günler. Evet dostlar, şu anda yükümü boşalttım ben. Yavaş yavaş istirahate çekilmeye gidiyoruz. Ama önce bir iki işim var. Şu brandamda hafif bir yırtık var. Forklift ile bizim brandanın kenarını yırtmışlar. Burada kimse kimseye izin vermiyor arkadaşlar. Benim brandanın kenarını yırtmışlar arkadaşlar. Bakayım brandacı açıksa oraya hemen bir parçayı ama yapıştırttırayım. Yoksa rüzgar vurdukça yırtılır gider o. Brandaları yeni yaptırdık da ama demiri üstteki rayın demirini forkliftle malzeme yüklerken ileri doğru itikleyince şeyi yırttırmışlar brandayı ona. Biraz kasıldığı için yırtılma olmuş. Neyse, yapacak bir şey yok. Canı sağlığı olsun. Olmasa iyiydi ama oldu. Şimdi gidiyorum. Bakayım onu yaptırayım. Yani bir şöyle el içi kadar bir parça koysa oraya yetiyor. Onu yaptıralım. Yoksa rüzgar vurdukça o yırtılacak orada. Gerek yok. O yüzden onu halledip ondan sonra da ufaktan tatile devam arkadaşlar. Yollar çok kalabalık. Gebze'den Samsun'a 22,5 saatte anca geldim arkadaşlar. Gebze'den Samsun'a 22,5 saatte geldim ya. Hala daha kalabalık yani. Hala daha kalabalık. Tekkeköy'deyim arkadaşlar. Şu anda Tekkeköy'den Samsun şehir merkezi yönüne doğru devam ediyorum şu anda. Aslında normalde arabanın bakımları vardı. Onları yaptıracaktım ama birkaç tur daha atayım. Ondan sonra yaptırırız.
dostlar, bir Kurban Bayramı daha geldi. İnşallah Cenab-ı Allah daha nice bayramlara kavuşmamızı sağlar. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde. Hepinize buradan hayırlı bayramlar dileyim ben şimdiden. Allah her şeyi gönlünüze göre versin inşallah. Sprikilerde yükledi acaba. Bayram aşırı bir kalabalık var arkadaşlar. Tatil 9 gün olduğu için millet akın akın bu tarafa geldi ya. Tesislerde inanın yatmaya yer bulamadım. Yatmaya. Arabanın kafasını bile tesisten içeri sokamadık ya. Her taraf tıklım tıklım, ağzına kadar dolu. Yol kuyuları dolu. Yani tesisin içi dolu, yol kuyuları da dolu. O derece yani. Derece yani. Kardeşim, aynalara bakmaktan gelene kadar zaten boynum ağrıdı ya. Adamlar, kendimi en sağ şeride attım, kimse gelmesin, en azından sağımızı kollamayalım diye. Bu sefer de adamlar emniyet şeridinden dalıyorlar, emniyet şeridinden geliyorlar. Sıkışıp kalıyorlar adamlara. La kardeş, sen niye oraya dalıyorsun ya? 3 şeritli, yolu 4 şeritli, 5 şeritli yapmaya çalışıyorlar. Valla sağa bak, sola bak, sağa bak, sola bak. Boynum şey oldu ya, gelene kadar. Kullanmasak adamları gelene kadar 10 tane araba arabanın altına girerdi en az. Çok sakat araba kullananlar var arkadaşlar ya, tatile gidiyorsun. La kardeşim, adam gibi gitti, adam gibi dönsene ya. Bırak bir saat daha geç git. Bak ben 22 saatte geldim ya. 22 saatte geldim ben, 10 saatlik yolu. 22 saatte geldim. Şükür olsun. Başımıza bir şey gelmeden bitirdik. Daha da yol değil yani. O yüzden kardeşim, 1 saat, 2 saat, 3 saat geç git. Adam gibi git. Rahat rahat git. Sıkıntıya kalma. Sağlam git. Millete üzüntü, acı yaşatma. Moral bozukluğu yaşatma ya. Ne bileyim ya. Allah herkesi korusun. Ne diyeyim ya. Şimdi diyeceksiniz ki, gene orta şeritten gidiyorsun abi diyeceksiniz. Kardeşim, vallahi adamlar fişek gibi çıkıyorlar yan yoldan. Yan yoldan adam frene bile basmıyor hiç. Bu yüzden kendimi orta şeride atıyorum ki buralarda. Hem adama sebep olmayalım, hem kendimize sebep olmayalım diye.
Milletin ne sağı belli oluyor ne solu belli oluyor kardeşim. Milletin iyi gene beynimiz sulandı. Ne etti? Çözemedik. Yoldayız da. Belediye evlerinin oraya doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen fazla yağmur yağdığı zaman buralar hem de denizin dibi arkadaşlar o şekilde deniz suyu kabul etmedi galiba, geri bastı su. Buralarda şey yapıyordular, balık tutuyordular arkadaşlar, balık. Bu yan yollarda balık tutuyordular. Balık tutuyordular. Su basmıştı buralara. Şehir içine şu köprünün altları arkadaşlar, buralar gölet olmuştu. Sanayinin içi buralar aşağı yukarı yarım metreden fazla su vardı, su basmıştı buralar. Yani buralar arkadaşlar artık yavaş yavaş değişim olması lazım. Burada da sanayide de yani sanayinin buradan kalkması lazım artık daha düzgün bir yere, çünkü şehrin atmosferini, güzelliğini bozuyor burası. Üstten aşağı bakınca, kuş bakıcı.
hastaneyi de bayağı bir büyütürdüler yani. Bayağı bir yapıldı. İnşaat bayağı bir ilerledi yani. Bir sene ya, bir sene de sürmez, açarlar herhalde. Neyse arkadaşlar, şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kurban bayramımızı enişten dileklerimle kutlarım yani. Dediğim gibi şimdilik hoşça kalın. Dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam arkadaşlar. Desteğe devam. Seviyorum sizleri. Bayramdan sonra inşallah tekrar yollardayım. Görüşmek dileğiyle.